Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Step Up isimli Move Turn projesini inceleyeceğim sizler için. Şu an tüm piyasada Move Turn diye tabir ettiğimiz yürüyerek, koşarak ve spor yaparak kripto para kazanma çok popüler. Cep telefonlarına kurduğunuz bir uygulama sayesinde bir yandan yürüyerek, koşarak ya da antrenman yaparak zinde kalıyorsunuz. Bir yandan da para kazanıyorsunuz. DAO Maker üzerinden gerçekleştirilen ve benim de katılmış olduğum ön satış sonrasında muhteşem bir ilk çıkış gerçekleştiren StepUp, benim gibi kolay kolay proje beğenmeyen birinin ilgisini çekmeyi pek çok yönden başardı. Proje Avalanche ağında çıktı ve en büyük rakibi Stepn'dan farklı olarak EVM uyumlu, yani üzerinde yeni projeler geliştirilebilecek bir yapıya sahip. Bunun yanı sıra birazdan değineceğim üzerine harika bir tokenomics'e sahip. Bunca yıllık proje tecrübelerim arasında gördüklerimin en iyilerinden diyebilirim. Step Up bir Move Turn projesi, yani hareket et ve kazan. Step Up hem bireysel olarak token kazanmamıza hem de diğer insanlara meydan okuyabileceğimiz dinamiklere sahip bir yapı. Step Up uygulaması Play Store ve iOS'ta sunulacak. AVAX ile marketten satın alacağımız farklı özelliklere sahip NFT ayakkabılarla yürürken, koşarken veya spor yaparken FitFi token kazanabileceksiniz. Step Up ile artık attığınız her adımda hem sağlıklı kalacak hem de kripto para kazanıyor olacaksınız. Step Up'ta iki ayrı token var. Bunlardan birincisi ekosistemde kullanılan FitFi token. FitFi token'ı stake ederek çeşitli etkinliklere katılabiliyoruz. FitFi token'ları stake ederek katıldığımız bu etkinliklerde loot box kazanabiliyoruz. Bu loot box'lardan %35 şans ile ayakkabı, çeşitli avatarlar çıkma olasılığı var. FitFi token'ları istediğimiz zaman unstake edebiliyoruz. Yalnızca 14 gün bekleme süresi oluyor. Eğer beklemek istemezseniz hemen alabiliyorsunuz tokenlarınızı, yalnız bir kesinti oluyor. Bildiğim kadarıyla %16 bir kesinti oluyor. Bu yapılan kesintilerle piyasadan FitFi token alınıp stake etmeye devam eden kullanıcılara paylaştırılıyor. Bir kısmı da yakılarak toplam token arzı azaltılıyor. Bu fiyat için çok çok güzel bir şey. İkinci token ise oyun içinde antrenman yaparak, koşarak ve yürüyerek kazandığımız, ayrıca oyun içinde ayakkabı almamıza yarayan KCAL, yani kalori token. Bu token'ı kazanabilmek içinse öncelikle ayakkabı sahibi olmanız lazım. Ancak şu anda erken erişim kampanyası var. Ben onun linkini de vereceğim size video açıklama kısmında. Buradan kayıt oluyorsunuz e-mailinizde ve günlük FED puanları kazanıyorsunuz. Bu FED puanlarını kampanya bitiminde bir miktar FitFi token kullanarak oyun içi kullanılan KCAL, yani kalori token'a çevirebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi bir tane wallet'ım var. Kullandığım wallet'lardan biri. Burada günlük 10 tane kazanıyorum. Toplamda 30 tane birikmiş. Kampanya bitiminde bu FED token'ları FitFi kullanıp yakarak kalori token'a çevirebiliyorum. Benim vereceğim şeyden, kayıt linkinden kayıt oluyorsunuz. E-mailinizde yaklaşık 30 saniye sürüyor. E-mailinize bir tane şifre geliyor, onu giriyorsunuz. Ve şuraya da wallet'ınızı girdiğinizde artı 5 kazanıyorsunuz günlük. Artı 5 FED puan kazanıyorsunuz. Aynı zamanda buraya tıklayıp link alarak tanıdıklarınıza yollarsanız, o kişiler referans olursanız oradan da ekstra FED puanlar kazanabiliyorsunuz. Normalde ayakkabı almadan kazanamadığımız bu token'ı şimdiden edinebiliyorsunuz. Bu arada kalori token'ların borsalarda listeleneceğini belirteyim. Yani kalori token oyun içi bir token ama aynı zamanda büyük borsalarda da alımı satımı yapılacak. Onu da belirtmek istiyorum. Şuradan baktığımızda, genel olarak baktığımızda, bakın arkadaşlar, Stepn şu an birinci Move Turn projeleri arasında. Hemen ardından Step Up geliyor.
71 milyon dolarlık bir market cap'e ulaşmış durumda Step Up. Green Satoshi token da Step'in token'ı bu arada. O ikinci token'ı. Ne kadar büyük bir hacme kazandığını görüyorsunuz. Bu 3 haftalık süreç içerisinde olan bir şey. Bu arada bu fiyat arkadaşlar 0.23'lerde şu an 0.70'lere kadar çıkmıştı. Şu an Bitcoin'in durumundan dolayı bu halde gayet iyi yani durumu. StepUp'ın ana token'ı olan Fitfine satışı hiçbir VC'de yapılmadı arkadaşlar. Yani benim görmediğim bir durum bu. VC dediğimiz venture kapitaller, büyük private sale yani ön satış gruplarıdır ve genellikle token'ları çok çok ucuz fiyattan alırlar. Bunun en büyük dezavantajı unlock zamanlarında bu çok ucuz aldıkları token'ları piyasaya sürmeleri ve bunun sonucunda da token fiyatını hatır çekilir bir şekilde aşağı çekebilmeleridir. Defalarca ön satışlara katılmış biri olarak önüme gelen en güzel token metriklere sahip projelerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şuradan görebilirsiniz token unlock tarihlerine kadar her şey mevcut. Token'ımız ise şuradan light paper üzerinden bir bakmak istiyorum sizin için. Arkadaşlar evet. Gördüğünüz üzere takımın tokenları var. %15 public sale. Bu bizim aldığımız DAO Maker üzerinden. Marketing için ayrılan bir %15. Partnerler için ayrılan bir %6 var. Mining için ayrılan ve staking için ayrılan belli yüzdeler var. Yani private sale gruplarının hiçbirine gitmiyor. Bu gördüğünüz bütün şeyler takımın tokenları mesela bildiğim kadarıyla 18 ay kadar kitle olacak. Tek unlock olan şey mining, staking reward. Bunlar da ödül havuzları olduğu için unlock ediyor. Kimse bunu piyasada satmıyor arkadaşlar. Bunlar bizim işte oyun içi kazanacağımız tokenlar, mining yaparak kazanacağımız tokenlar. Bunlar satılmadığı için fiyata bir etkisi yok. Tek etki edebilecek şey public sale tokenları. Onun da ilk unlock'u arkadaşlar şuradan da göreceğiniz üzere 25 Temmuz'da bir unlock olacak. %5'lik bir unlock olacak. O da çok büyük bir miktar değil. %5. Biz ilk aşamada %10 aldık. 90 gün bekleme süresi aydından %5 alınacak. İşte 90 gün bekleme süresi de 25 Temmuz'da dolacak. Proje sadece DAO Maker üzerinden yapılan halka arzla tüm tokenları dağıttı. Bu halka arz sırasında token fiyatı 0.0049 dolardı. Şu an ise 0.23 dolar seviyelerinde. BTC düşüşünden önce fiyat 0.7 seviyelerine kadar tırmandı. %10'luk ilk taksitler hesaplara yattı. Bir sonraki taksit ise az önce söylediğim gibi 25 Temmuz 2022'de. Bunun haricinde sadece staking havuzuna, liquidity'ye, mining'e giden unlock'lar mevcut. Bunları kimse satamayacağı için fiyata negatif bir etkisi yok söylediğim gibi. Şu ana kadar da iki kere unlock oldu arkadaşlar. İki tane unlock'ta da fiyata herhangi bir negatif etki görmedik. Dediğim gibi partnerlerin ve takım tokenlarının da 18 ay kilitli kalması bizim için çok iyi bir haber. Toplam arzı 5 milyar gördüğünüz üzere. Tabii bu azalacak yakımlarla vesairelerle. Şu anda FitFi edinen kullanıcılar tokenlarını stake ederek yapılacak olan ilk loot box etkinliği için çekilişi beklemekteler. Hali hazırda dolaşımdaki 141 milyon token stake edilmiş durumda. Bu inanılmaz bir rakam. Bu etkinlik kapsamında arkadaşlar stake edeceğiniz her 100 FitFi token için bir çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Toplamda 7500 tane loot box dağıtılacağı duyuruldu. Bu hafta staking ödülleri de başlayacak. Yani yaptığınız stake ettiğiniz tokenlar için de ekstra token kazanacaksınız. Staking mekanizmasında bir kere stake edip sonraki tüm etkinliklere otomatik olarak katılabiliyorsunuz. Bu lootbox etkinliğini kaçırsanız bile bir sonrakine otomatik olarak katılım sağlayacaksınız. Ben şahsen tokenları çekip satmak yerine uzun vadeli olarak stake etmeyi düşünüyorum. Şurada gördüğünüz üzere benim kendi stake ettiğim şeyi görüyorsunuz. Şu an 3100 tane FitFi stake etmişim bu hesabımda. Bugüne kadar da 371 tane drop ticket yani çekiliş hakkı kazanmışım. 2 gün 4 saat sonra bu etkinlik bitiyor. Snapshot alınıyor. Bu snapshot sonucunda bu ticketlarımıza herhalde bir numara verecekler bize. Çekiliş yapılacak. 7500 tane ticket de loot box kazanacak. Bu
lootboxlardan dediğim gibi %35 şansla da ayakkabı kazanacağız. Yani bu şeye ne zaman girseniz, bu etkinliği kaçırsanız ve bir sonrakinde sevk ettiğiniz miktar oranında çekiliş hakkı kazanabilirsiniz. Lootbox etkinlikleri sürekli devamlı bir şekilde olacakmış takımın söylediğine göre. Bunun haricinde 17 tane borsada listelenmiş durumda şu anda proje. Projenin açıklama kısmında kendi kullandığım MaxG ve Gate.io borsalarına da link bırakacağım. Referans linkimi bırakacağım. Oralardan üye olabilirsiniz. Ben MaxG'yi kullanıyorum genellikle. Çok memnunum. Çekiş şeyleri de, yani Fitva'yı çekerken çok az bir şey bırakıyorsunuz. Gerçi Gate.io'da da öyle. İkisinden birini kullanabilirsiniz. Ben çok büyük bir exchange ile daha şey bekliyorum açıkçası. Henüz büyük bir exchange gelmedi. Aplikasyonu bekliyor olabilirler. Projenin aplikasyonun beta sürümü bu ay içerisinde çıkacak arkadaşlar. Fazla bir süresi de yok. Proje 2022 yılının 3. çeyreğinde mainnet'e geçecek arkadaşlar ve kendi NFT marketine sahip olacak. Bu arada bu web sitesini incelemenizi, özellikle white paper okumanızı tavsiye ediyorum. Girmeyi düşünüyorsanız, yani olabildiğince bilgi edinmenizde fayda var. Roadmap görüyorsunuz 2Q3'te. Yani Q3 dediği ne demek? Ocak, Şubat, Mart Q1, Nisan, Mayıs, Haziran Q2. Doğru mu söyledim? Nisan, Mayıs, Haziran, evet, Temmuz, Ağustos, Eylül, Q3. Yani o şekilde o aylarda bunu bekliyoruz. İşte Q4'te de partnerlikler vesaireler olacak. Yani ben şahsen proje şu an aktif değil. Proje aktif olduğunda bu sürece erkenden girenlerin çok güzel kazançlar elde edeceğini düşünüyorum. Zira aplikasyon tam anlamıyla çıkınca ve mainnet devreye girince hem programa talep artacaktır hem de token fiyatı artacaktır diye umuyorum. Oyun içinde alacağınız ayakkabıların fiyatı da zamanla artacaktır. Zamanla yapılacak partnerlik anlaşmaları, duyurular, kullanıcı sayısının her gün artmasıyla ekosistemdeki her şeyin değeri artacaktır. Takım çok aktif bu arada. Twitter hesapları vesaire, oraları kontrol edebilirsiniz. Çok aktif bir takımı var. Genel olarak fikrimi belirtmem gerekirse projeyle alakalı, Step Up'ın büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Önümüzde BTC ve genel olarak dünya piyasalarının çok zor günlerin beklediğini düşünmekle beraber, bu tarz projelere bir yatırım gözüyle bakmanın ve uzun vadeli görülmesi gerektiğinin öneminin ortada olduğunu düşünüyorum. Alacağınız FeeFi token'ın kısa vadeli fiyat hareketleriyle moraliniz bozulmamalı arkadaşlar. Yani ben aldım bu token'ı. Ben bir fiyattan da yüklü bir miktar aldım. 0,70'e çıktı. Ben stake ettim tabii, satmadım. Yani sistemde kaldığınız sürece, bu uzun vadeli düşündüğünüz sürece fiyata çok takılmamanız lazım. Uzun vadeli düşünmeniz lazım. Ayakkabı, işte egzersiz yaparak kazanacağız para vesaire, bunları düşünmeniz lazım. Alacağınız FeeFi token'ın kısa vadeli fiyat hareketleriyle moraliniz bozulacaksa bu proje size göre değil. Zira alacağınız token'ları stake edip ekosisteme girmeniz gerekecek ve sabırla bu ekosistemin faydalarını beklemeniz gerekecek. Al sat yapmak için dizayn edilen bir token değil. Token fiyatı yükselse bile stake halde bırakmanız gerekebilir. Step Up'ta lootbox etkinlikleriyle ya da kendi çabanızla oyun içerisinden edineceğiniz ayakkabıların binlerce dolar değerinde olabileceğini unutmayın. Ayakkabılar alım satıma açık olacak. Asıl para getirisi oyun içindeki bu ekonomik sistemle olursa çok daha uzun vadeli bir getiriniz olabilir. Bu olmasa bile ortalama bir ayakkabıyla antrenman yaparak yatırımınızı birkaç ay içerisinde geri alabilmeniz de mümkün. Tabi bu ayakkabının seviyesine ve egzersizlerinizi yapma düzeninize, sıktığına göre değişebilmekte. Hali hazırda kullanılmakta olan rakip Stepn uygulaması. Az önce size göstermiştim Stepn'ı. Bu Stepn, şu an fiyatı görüyorsunuz. Bu da ilk çıktığında bakın fiyatı ne seviyelerdeydi. İşte BTC düşüşünde buraları buldu ama yani 4 dolarlara kadar gitti. Bakın neredeyse Step Up'la aynı fiyat seviyelerinden gelmiş durumda. Step'in uygulaması şu an çok güzel kazançlar veriyor ama hem ayakkabı fiyatları çok arttı hem de token fiyatı fazla. Benim fikrime göre potansiyeli çok daha fazla olan Step Up bir şans vermeye değer. Şu an
CoinGecko'da Move to Earn projeleri arasında StepApp'ın hemen ardından StepApp gelmekte. Henüz aplikasyonu bile çıkmamış bir uygulamaya göre market cap çok çok iyi bir durumda açıkçası. 50 binden fazla token holder olduğunu belirtelim. 50 bin tane hesap var StepApp tutan. Tabii arkadaşlar bunların hiçbiri kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp kendi fikirlerim. Kendim içine girmediğim hiçbir projeyi zaten incelemiyorum. Yani inceleyip size tanıtmam. Unutmayın ki kripto piyasası her zaman risk barındır ve erkenden davrananlar bir adım önde olur. Yatırım kararı da, kârı da, zarar da size ait. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olun. Bildirimleri de açarsanız sonraki videoda erkenden haberiniz olur. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.